bugünkü toplantının ardından da miktarın belirlenmesi ve Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulduktan sonra da kamuoyuna açıklanması bekleniyor. Kameraman arkadaşım Aşkın Özdemir'le birlikte bizler bu toplantıyı takip etmeyi sürdürüyoruz. Tıpkı son 3 haftadır asgari ücrete ilişkin araştırmaları, toplantıları takip ettiğimiz gibi yeni gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Sözü şimdilik tekrardan size bırakalım. Ali Yazbaltacı, teşekkürler. Yeniden döneceğiz. Toplantıdan en ufak bir bilgi sızıntısı da olursa nabza aktarmayı da sürdüreceğiz. Ekonomist Evren Devrim Zelyut bizlerle birlikte. Bakalım final gününde ne işiteceğiz? O neler düşünüyor? Evren Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Can Bey. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Masanın son toplantısı ama nihai kararı daha önce de konuştuk. Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurabilir deniyor. Kimi iddialar 7700 açıklanacak, 8000'in üzerine Sayın Cumhurbaşkanı çıkarır derken 8000'de mutabakat olur, 8500 duyabiliriz ihtimallerini konuşanlar da var. Sizce manzara ne anlatıyor? Bu aradaki farklar çok bir şey fark eder mi vatandaş açısından, ya da fark ediyorsa ne fark eder? Can Bey, benim hayretle karşıladığım olay şu: AKP'nin yaptığı bütçeden kur korumalı mevduata 172 milyar liralık bir transfer yapılmış. Yani tefecilere 172 milyar lira gitmiş. Tahvil faizlerini falan da katarsak hazinenin yaptığı genel borçlanmalarla beraber 400 milyarı, o garanti ödemeleri falan da katarsak 400 milyarı aşan bir büyüklük var. Her nedense bu Sayın Fuat Oktay çıktı işte, Türkiye dedi çok güçlü bir ekonomi, ilk 20'deyiz, ilk 11'deyiz vesaire, her neyse, yaratılan çok büyük bir milli hasıla var. Bunu kabul ediyoruz. Türk ekonomisi küçük bir ekonomi değil. Peki Türk ekonomisi bu kadar büyükse, milyarlar tefecilere akıtılıyorken, yandaşlara akıtılıyorken, Allah aşkına EYT'liye ve asgari ücretliye bunu verirken neden problem oluyor bu? Bunu anlayamıyorum. Aslında bunu anlıyoruz. Vatandaşlarımıza izah edelim. AKP 20 yılda bir siyasi tercih ortaya koydu. Ve bu siyasi tercihi ortaya koyduğunda Can Bey, emekçilerden yana olmadığını gösterdi. İktisadi olarak, bilimsel olarak yapılan araştırmalar da, birazdan isterseniz değinirim, tabii, bunu zaten ortaya koyuyor. Burada çok net bir rakam var. O da şu ki 7800 lira civarında bir açlık sınırımız var. Bunun üstünde bir rakam olmalı. 8000-8500 lira arasında bir rakam olmalı. Ama ben şunu söyleyeyim, bu rakam gelecek, geldiğinde bile emekçilerimiz, halkımız sevinmesin. Çünkü bu rakamı onlardan kat kat fazlasıyla alacaklar. Kaşıkla kendilerine verilecek ama kepçeyle geri alınacak. Şubat'ta yatacak ilk maaş. Detaylandırmaya başlayalım o halde. Mevcut ekonomi nasıl bir asgari ücret belirlenmesine itiyor? Eğer tüm bilimsel yöntemler uygulansa, iktisadi bilime kulak verilse, ortaya çıkacak asgari ücret ne olmalı? Herhalde açlık sınırının bir seviye, bir tık üstü değil herhalde. Tabii ki, tabii ki. Bakın şimdi verilere bakalım. Buyurun. Dönüp asgari ücretle çalışan emekçilerimiz ya da Türkiye'deki emekçilerin çalışma saatlerine baktığımızda OECD verilerine göre 60 saatten fazla çalışanların oranı %15.1. Türkiye'de birinciyiz Can Bey. Düzeltiyorum, dünyada birinciyiz. Dünyada. En fazla çalışma saatlerine sahip olan bir ülkeyiz. İkinci Kolombiya, üçüncü Meksika. Yani siz emekçinizi dünyada en fazla çalıştırıyorsunuz. Ve dönüp asgari ücrete Avrupa'da baktığımda, şimdi eğer biz 5500 lira üzerinden hesaplasak 275 euro, Avrupa'da sondan birinciyiz. 8500 lira olduğu zaman Can Bey, bu asgari ücret yaklaşık 425-430 euroya denk geliyor ve Avrupa'da yine sondan dördüncü oluyoruz. Arnavutluk, Letonya, Sırbistan ve Makedonya'nın önüne geçmiş oluyoruz. Şimdi buradan Sayın Fuat Oktay'a soralım. O kadar mecliste konuştunuz, dediniz ki Türkiye çok büyük bir ekonomi. Bu büyük ekonominin emekçileri, yani Arnavutluk, Letonya, Sırbistan ve Makedonya'daki emekçilerden bir tık daha mı iyi maaş alacaklar? Dolayısıyla burada büyük bir sıkıntı var. Kaşık kepçeyle geri alınacak. Neden kaşıkla verilen kepçeyle geri alınacak? Çünkü gıda fiyatlarına baktığınız zaman dünyada gıda fiyat artışında bir numara olan ülke Türkiye. Gıda enflasyonunda şampiyon Can Bey. %100'ü geçmiş. İkinci Macaristan 42.9, üçüncü Litvanya 33.7.
takipçilerimize bile fark atmışız. Dolayısıyla siz asgari ücreti 8500 yapsanız bile o kadar büyük bir gıda enflasyonu var ki ve o kadar büyük bir enerji enflasyonu var ki, işte o yüzden diyorum asgari ücrete çok sevinmeyin. 2 ay sonra, 3 ay sonra verilen bu rakam da hükümsüz hale gelecek. Yani bunu hiçbir siyasi çıkıp gururla anlatmasın. İşte biz çok büyük artış yaptık vesaire diye. Burada eğer Türkiye yapısal sorunlarını düzelseydi, esas ben muhalefet olarak da uzmanlar olarak da artık bunun üzerinde konuşmamızın gerektiğini düşünüyorum. Yani verilen rakamların değil Can Bey. Çünkü verilen rakam 2 ay sonra hükümsüz hale geliyor enflasyon nedeniyle. Nedir yapısal sorunumuz dediğimiz zaman, bakın Türkiye'de şirketlere baktığımızda verimsiz, dünyada rekabet yapamıyorlar. OECD verilerine göre iş gücünün verimliliğine baktığımızda orta sıralardayız ve yüksek teknoloji yaratamıyor şirketlerimiz bizim. AKP'nin taşa toprağa ya da ne bileyim farklı alanlara verdiği enerjisini büyük bir sanayi devrimiyle iş dünyasına vermesini beklerdik ki burada yüksek teknoloji üretilsin, eğitimde büyük bir reformlarla kaliteli, verimli iş gücü yaratılsın ve bu firmalar artık böyle ham madde satmaktan çıkıp ya da fasonculuktan, montajcılıktan çıkarak küresel bir marka üretip teknoloji ihraç ederek bol para kazansınlar ve emekçilere de buna göre para versinler. İkinci bir nokta da şu, yapısal olarak konuşmamız gereken AKP'nin ideolojisi. Ne yazık ki AKP Türkiye'de 20 yıldır gelir dağılımını muazzam derecede bozdu. Bakın burada ezberden konuşmuyorum. OECD verilerine baktığımız zaman o kadar büyük sıkıntılar var ki Gini katsayısı dediğimiz katsayılarla biz ülkelerdeki gelir dağılımını ölçüyoruz. Evet. Ve Türkiye Can Bey dünyada en bozuk gelir dağılımına sahip 4 ülkeden birisi. Costa Rica, Şili, Meksika ve Türkiye. Dolayısıyla burada peki, bizim asgari ücrette kalıcı artışlar ve gerçekten bir alım gücüne ulaşabilmemiz için ilk önce bu zihniyeti değiştirmemiz gerekiyor. Peki. Evren Bey teşekkür ediyorum. Bakalım bugün nihai toplantıdan ne duyacağız? Verdiğiniz bilgiler ışığında ne derece dikkate alınacak bu gerçekler? Çok teşekkür ediyorum sorularımızı yanıtladığınız için. Stüdyoya döndük tekrar. Bu arada arkadaşımız Şeyma Paşayiğit az önce meclis çıkışında görüntüledi efendim. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun baba oğul ifadeleri sorusuna gurur duydum açıklamasını yaptı. Saraçhane düğümü çözüldü mü sorusuna düğüm yoktu ki dedi. Minnet duyduğunu, benim için gurur verici bir gündü ifadeleriyle yanıtladı. İşte o anlar. Ekrem Bey bir sorumuz olacak. Ekrem Bey, baba oyunu yorumu yaptı Kemal Bey. Ne gurur duydum. Öyle duygularla yol arkadaşlığımız var. Bu ilk kez değil. Benim de dile getirdiğim bir şey. Bugün bunu meclis havası nasıldı? Gururdur. Meclis havası nasıldı başkanım? Genel başkanım her yerde dinlemek çok keyiflidir. Saraçhane düğümü çözüldü mü efendim? Düğüm yoktu ki son ifadesi de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi. CHP açısından yakın geçmiş açısından da tarihi bir gündü. Hem CHP liderinin beyanları hem de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP grubunda nasıl karşılandığının hafızalarımızdaki yeri bakımından gerek CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in konuşması gerek CHP liderinin kürsüden verdiği destek mesajları çok yüksek perdeden bir tepki ortaya koyması tamamına ilişkin son değerlendirme ise bugün davetli ismin, meclisteki özel konuğun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bu ifadeleriydi. Şeyma Paşayiğit az önce görüntüledi. Bu özel notu da aktardıktan sonra gelelim bir başka sıcak gündeme. HDP hakkında bildiğiniz gibi bir kapatma davası var ve oradan gelen yeni gelişmeler. Biz de şu anda en az 6 milyon oy almış ve önümüzdeki seçimde 8-9 milyon oy almayı hedefleyen, yani çocuklarıyla birlikte 15-20 milyon seçmene hitap eden bir siyasi partiyiz. Yargıtay, Başsavcılığı HDP'ye yapılan devlet yardım için tedbir talebinde bulundu. Partinin banka hesaplarının bloke edilmesini istedi. HDP'nin kapatılması ve 451 HDP'liye siyaset yasağı konulması istemiyle dava açılmıştı. Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin Anayasa Mahkemesi'ne tedbir başvurusu yaptı.
Şahin, HDP'nin terör örgütüyle organik bağının sürdüğünü gerekçe gösterdi. Savcı Şahin, partiye yapılan devlet yardımının kesilmesini, devlet yardımının aktarıldığı banka hesaplarının blok edilmesini talep etti. Bu tamamen iktidarın maalesef kararı olacak. Yani Anayasa Mahkemesi'ni diyemiyorum çünkü Anayasa Mahkemesi'nde vesayet altında olduğunu görüyoruz. Tedbir talebi